da bazı ithamlar var. Onu soracaktım. Evet, onu dini soracaktım. Yaşamak da bu anlamda biz kimseye siz de bizim gibi olun demiyoruz. İdeal din modeli budur demiyoruz. İslam budur da demiyoruz. Ben Kur'an'dan bunu anlıyorum, bunu yaşıyorum. Sen Allah'ı sev, Allah'tan kork. Aç Kur'an'ı oku. Biz çünkü Adnan Bey'den de böyle öğrendik. Ben Kur'an'dan da bunu anlıyorum. Çünkü Allah birbirinizin üstünde baskı kurmayın. Dinde zorlama yoktur diyor. Dinde zorlama olursa insan Allah korusun münafık olur. Müslüman olması kendi vicdanı, kendi aklıyla kanaat getirdiğini uygulaması gerekir. Mesela onun kanaati tesettürlü olmaya gelmiş. Benim kanaatim buna gelmiş. Öbürünün kanaati bizim çok çarşaflı arkadaşımız var ona gelmiş. Öbürününki bambaşkasına gelmiş. Bu özgürlük ruhu içerisinde güzelce yaşayalım. Yani bu ülkenin şeye çok ihtiyacı var. Sevecenliğe, dostluğa, birbirinin halinden anlamaya. Kutuplaşa kutuplaşa bir yere varamayız. Zaten bunu istiyor. Hani diyoruz ya dış güçler, İngilizlerin devleti falan. Zaten kutuplaştırdı mı istediği neticeyi almış oluyor. Hepsi bizim insanımız. Tesettürlüsü de bizim insanımız. Bikini giyeni de bizim insanımız. Kürdü de bizim insanımız. Alevisi de bizim. Biziz zaten. Kürt de benim. Alevi de benim. Bikinili de benim. Bu bakış açısını kazandırabilen bir ruh da Kur'an'da olduğuna göre bunu insanlara olabildiğince anlatalım. Bunun dışında bir derdimiz, bir gayemiz ve bunun karşılığında da bir beklentimiz yok. Çünkü Allah'ın dini anlatılması karşılığında ücret talep ederlerse o kişilere uymayın diyor. Allah'ın dini ücretsiz anlatılır. Bunun karşılığında bir menfaat beklentimiz de yok. Adnan Bey hiçbir kitaptan yayın hakkı almıyor. Hiçbir siteden yayın hakkı almıyor. Bunca zamandır yaptığı hiçbir tebliğ için mesela televizyon yayınlarından ücret almıyor. Hiçbir maddi beklentisi, hiçbir menfaat beklentisi, hiçbir zenginliği, üstüne bir arsası yok, arabası yok, evi yok. Mali şube şu an bizim her şeyimizi araştırdı malumunuz. Şimdi üstündeki takım elbise kadar.